6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 104 Adım Adım Matbaa Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Adım Adım Yayınları Sayfa 104A. Aşağıda K uçağının yol zaman grafiği, L uçağının sürat o zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hangi uçağın daha süratli olduğunu nedenleriyle defterinize yazınız. Cevap, yol zaman grafiğine göre K uçağının sürati 300 km/s'dir. Sürat o zaman grafiğine göre L uçağının sürati 400 km/s'dir. Buna göre L uçağı K uçağından daha süratlidir. B. Aşağıda Berk'in sürat o zaman grafiği, Handan'ın yol zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin diğerinden daha süratli olduğunu nedenleriyle defterinize yazınız. Cevap, sürat o zaman grafiğine göre Berk'in sürati 4 msin'dir. Yol zaman grafiğine göre Handan'ın sürati 5 msin'dir. Buna göre Handan, Berk'ten daha süratlidir. C. Aynı anda yarışa başlayan 3 otomobilin birbirlerine göre konumları aşağıdaki görselde verilmiştir. Bu otomobillerin süratleri arasındaki ilişki nedir? Cevabı, hızı nedenleriyle defterinize yazınız. Cevap, otomobiller yarışa aynı anda başladıklarına göre en önde olan otomobilin sürati en fazla, en arkada olan otomobilin sürati en azdır. San otomobilin sürati kırmızı otomobilinkinden fazla, mavi otomobilinkinden azdır. Otomobillerin süratleri arasındaki ilişki, mavi, san, kırmızı şeklindedir. C. Aynı anda, aynı noktadan harekete başlayan 3 kişinin 7 dakika sonra aldıkları yollar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloyu inceleyip bu kişilerin süratleri arasındaki ilişkiyi nedenleriyle defterinize yazınız. Cevap, sürati en fazla olan Emer'dir. Emel aynı sürede hem Sercan'dan hem Kadir'den daha fazla yol almıştır. Sercan'ın sürati Kadir'in süratinden fazladır. Çünkü Sercan aynı sürede Kadir'den daha fazla yol almıştır. Bu kişilerin süratleri arasındaki ilişki Emel, Sercan, Kadir şeklindedir. 6. Sınıf Adım Adım Matbaa Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.